24 Haziran Cuma'yı saatler Türkiye'nin ana haber bülteni saatini 18'i gösteriyor. Arkamdaki fotoğrafsa Marmaris'te 3. gün geride kalmak üzereyken yanmış olan alanı gösteriyor. 72 saat geride kalmak üzere Marmaris'teki yangın maalesef tam olarak söndürülemedi. Yeşilbelde mevkiinde Marmaris Belediyesi'nin katı atık tesisinin olduğu yerde muhabirimiz Dilan Alp 3 gündür olduğu gibi bu akşam da hazır kritik saatlere girildi. Maalesef rüzgar şiddetini arttırdı ve helikopterler de 6 dakikada bir geliyor demekte Dilan. Su alma havuzundan su alıp geliyor helikopterler. Hemen oraya dönelim. Bu akşam durum nedir tam olarak Dilan Alp? Sözü hemen sana bırakacağım. Müdahale devam ediyor sanırım. Evet, şu anda da bir helikopter geldi İrfan Değirmenci, hemen göstersin kameraman arkadaşım Can Bulat. Su toplama havuzundan şu anda suyu alıyor ve ardından ilerliyor. Tabii dakikalar önce aslında başka bir uçak görüyordum. Şu anda farklı bir helikopter görüyorum, düzeltiyorum. Gerçekten hızlı bir hareket var, bunu söyleyebilirim. Kimi zaman 3 dakikada, kimi zaman 6 dakikada bir değişen helikopterler. Hatta peşinden şu an arkasından bir tane daha geliyor. Buradaki su toplama, su ikmal havuzundan su alıp soğutma çalışmalarını yapıyorlar. Aslında şu anda biz kritik saatteyiz. Bunu söyleyelim, 70. saate girdik artık yangının başladığı andan itibaren. Salı akşamı saat 20 sularında başlamıştı yangın. Börtübet, Amazon Koyu, Yediadalar mevkiinde. Oradan ilerledi alevler. Değirmen Yanı mahallesi ve daha sonrasında da Yeşilbel'de dün akşam iki koldan, hatta üç koldan ilerledi. Oklu Koyu'na doğru da ilerleyen alevler vardı. Ve büyük bir çalışmayla son iki günde özellikle havadan artan müdahalelerle kontrol altına büyük ölçüde alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçtiğimiz saatler içerisinde büyük oranda kontrol altına alındığını söyledi yangının. Kritik saatler dedik. Neden kritik saatler dedim İrfan Değirmenci? Onu da aktarayım. Yaklaşık 2 saat öncesinde Muğla ve Aydın itfaiye ekiplerinden bir bilgi aldık. Rüzgarın hızının saat 15'ten sonra şiddetini artırdığını, 60 kilometreye kadar çıktığını söylediler. O dakikalarda biz hakim bir tepedeydik, bu katı atık tesisinin yukarı bölümünde gerçekten çok şiddetli bir rüzgar vardı. Ve 6'dan sonra işte o rüzgarın şiddetini biraz daha düşürmesini bekliyoruz dediler. Bu sebeple kritik diyorum bu saatler. Çünkü rüzgarın kesilmesine bağlı her şey. Eğer saat 18 şu anda ve yarım saat içerisinde rüzgar şiddetini indirirse işte o zaman bu müdahaleler sonuç vermiş olacak. Belki de müjdeli haberi o zaman duyurmuş olacağız diyelim. Kritik saatler bu anlamda önemli. Geçtiğimiz dakikalarda da peş peşe açıklamalar geldi yetkililerden. Tabii siyaset cephesi de bir yandan ısındı bu açıklamalarla birlikte. Ancak artık inşallah, umut ediyoruz ki sona yaklaşıyoruz. Biz de gün boyunca dakika dakika bu aşamaları, soğutma çalışmaları yerinde takip ettik. Bakalım zorlu bir gece mi geçecek, yoksa müjdeli haberi mi duyuracağız biz? Bunun için de biz takibimizi sürdürüyor olacağız diyelim ve sözü yeniden size bırakalım. Çok teşekkür ediyoruz. Yanmış kararmış yerleri de görüyoruz bir taraftan. Helikopterin nasıl işe yaradığını da görüyoruz. Keşke 72 saat geride kalmadan önce hemen ilk 24 saat içinde gece görüşlü helikopterler de devreye girebilseydi de bu kadar alan yanmamış olsaydı diye düşünüyor insan ister istemez. Muhalefet de bunu sordu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Gece görüşlü yangın söndürme helikopterlerinin neden hala envanterde olmadığını, neden geç kalındığını sordu. CHP ve HDP milletvekilleri mecliste orman yangınlarının araştırılması için önerge verdi. Ancak bu önerge de AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Orman yangınları geçen yaz Türkiye'ye kabus yaşatmıştı. Bu yazın başında da aynı kabusu bir kez daha yaşıyoruz. Yine ihmaller gündemde. Bu kez havadan müdahale var, az evvel de gösterdik. Ancak bu defada gece görüşlü hava araçlarının henüz gelmemiş olduğu ortaya çıktı. CHP ve HDP milletvekilleri de daha önce ayrı ayrı araştırma önergesi vermişti. Orman yangınlarına karşı alınacak önlemlerin belirlenmesini istemişti. Dün bir kez daha Meclis Genel Kurulu'nda grup önergeleri verildi. CHP Muğla Milletvekili Süleyman
Süleyman Girgin gece görüşü olan helikopterlerin hala getirilmemiş olmasına tepki gösterdi. 4 Temmuz'da geleceğini belirtmişti bakan bu helikopterlerin. Eğer ihale Beşli Çete'ye verilmiş olsaydı 10 dakikada bitirirdiniz denildi. Yine CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç da yangının ilk günden bu yana Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Okluk Koyun'da tatil yaptığını iddia etti. Kürsüden sadece Suudi Arabistan Veliaht Prensi'ni uğurlamak üzere havaalanına geldi. Sonrasında tatiline devam etti iddialarını gündeme getirdi. Bu konuşmaların ardından CHP ve HDP'nin önergeleri AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Sabotaj ihtimali ilk günden beri dile getiriliyor. Dün de gözaltına alınan bir kişi olduğunu söylemiştik. O kişi tutuklandı. Detaylarını anlatayım efendim. 21 Haziran'da çıkmıştı, salı akşamı çıkmıştı yangın ve dün akşam 23 Haziran akşamında, yani yangının başlamasından 48 saat sonra bir kişinin, bir şüphelinin yanında benzin bidonlarıyla yakalandığı söylenmişti. Zanlı ilk sorgusunda 3 ayrı noktayı birden sigara izmaritiyle yaktığını ve benzin döktüğünü itiraf etmiş. Ailemle yaşadığım sorunlar sebebiyle bunu yaptım diyor S.A. Tutuklandı, cezaevine gönderildi. Ancak çelişkili ifadeler var. 3 araç lastiği bulunmuş yanında. 2 benzin bidonu bulunmuş. Yangından 48 saat sonra saklanırken, Bördübet Saklıköy mevkinde saklanırken alkollü olduğu da açıklandı bugün. Saklanırken yakalanmış sabotajcı suçunu da itiraf etti denilmekte. İdam cezası konuşuluyor. Kamuoyunun öfkesi, tepkisi dinsin diye bir kez daha sanki idam cezası getirilmiş olsa caydırıcı olabilecekmiş gibi konuşuluyor. Oysa ki idamdan önce konuşulması gerekenler var. Şimdi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bölgede biliyorsunuz. Önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir kez daha idamı telaffuz etti. Zaten MHP lideri Devlet Bahçeli zaman zaman idam diyor. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılıyorum dedi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya. İdam değerlendirilmeli dedi. Mecliste yeter sayısı var aslında iktidarın. Ancak takvimlerine idam cezasını alacaklarını zannetmiyorum. Kamuoyunun tepkisi dinsin diye, öfkesi dinsin diye idam bir kez daha gündeme getiriliyor. Düne göre çok çok iyiyiz. Çok büyük bir tehlike arz eden sahada unsurlar kalmamıştır. Ama konu neticelenmiştir diyemeyiz. Büyük ölçüde sıkıntı giderilmiş durumda. Ama o son sözü söyleyebilmek için bugünü takip etmek, bugünü izlemek durumundayız. Hükümetimizin aile ve sosyal politikalar marifetiyle buralarda evlerini tahliye ettiğimiz aileler için de 3,000 liralık bir nakit desteği, nakdi desteği oldu. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Şu sıralar içerisinde savcılığın talep ettiği bir bilgisi gelmişti. Bu ormanların sahibi doğadır. İçkisini alıp kendisini kaybedip ondan sonra da buranın yakılmasına vesile olan, sigarasını alıp buranın yakılmasına vesile olan, kamp ateşi yakıp o közle beraber buranın yakılmasına vesile olan kişilerin değildir. Orman konusundaki cezalar arttırılmalıdır. Hem de yani tabii idam konusu Türkiye'de çok tartışılıyor. Ama idamın da kendine ait bir caydırıcılık süreci söz konusu. Bu kadar sorumsuzluğun da kendi adına güçlü bir cezası olması gerekir. Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde idam cezasının kaldırılmasının altında imzası olan MHP lideri Devlet Bahçeli de idam diyor yeniden. Zaman zaman gündeme getiriliyor. Ancak yeter sayısı da var iktidarın. İdam cezası sözleri bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da telaffuz edildi. Kamuoyunun öfkesi dinsin diye gündeme getiriliyormuş gibi gelmekte. İdamdan önce ormanları korumayı, Orman Bakanlığı'nı ayrı ve güçlü bir bakanlık haline getirmeyi, yangınlara hazırlıklı olmayı, orman köylüsüyle sıkı işbirliği içinde olmayı, yangın söndürme işçilerini eğitmeyi, donatmayı, yakılan yerlere otel maden ruhsatı vermemeyi konuşsak belki her yaz aynı tabloyu yaşamayacağız. Ve muhalefet Beşli Çete'ye yangın söndürme işi verilseydi herhalde daha kolay söndürülmüş olurdu derken de haklı bir noktaya işaret ediyor. Ekonomik olarak yanması mı işimize gelir yoksa hemen söndürülmesi mi
noktasında bir tercih yaptığını söylüyor muhalefet iktidarın. Konuşacağız, yine Marmaris'e döneceğiz. Önemli olan 3. günün akşamında bu yangının tamamen kontrol altına alınabilmesi. Dakikalar sonra yeniden döneriz Marmaris'e ama mutfaktaki yangınla devam edelim şimdi. Asgari ücretliye, memura Temmuz ayında ek zam yapılacak mı? Temmuz'da maaş zammı